Bizim temelde mücadelemiz bugün ülkeyi yöneten kişilerin şahıslarıyla değil veya onların partileriyle değil, var olan sistemin kendisiyledir. Çünkü bu topraklarda öyle bir sistem, öyle bir düzen kurulmuş ki sistemin, düzenin başına kim gelirse gelsin sonuçlar değişmiyor. Laik olan birisi de gelse, milliyetçi olan birisi de gelse, dindar olan birisi de gelse sonuç itibariyle bu topraklarda yaşayan insanlarımızın geneli açlığa, fakirliğe, yoksulluğa mahkum bırakılıyor. Gençlerimiz işsizliğe itekleniyor. İnsanlar ay boyunca çalışıyor, yıl boyunca çalışıyor ama çalıştıklarının totaline baktığınız zaman temelde bankalara çalıştığını görüyoruz. Normalde evini geçindirmesi gerekirken, çoluğuna çocuğuna yatırım yapması gerekirken, çocuğunun eğitimine harcaması gerekirken, güzel bir gelecek tasavvur etmesi gerekirken maalesef yapmış olduğu bütün çalışmaların neticesinde götürüp alın terini, kazancını bir avuç azınlığa teslim etmek mecburiyetinde kalıyor. İşte biz Saadet Partisi olarak bundan dolayı diyoruz ki bizim temelde itirazımız şahıslara değil, partilere değil, sistemin kendisinedir, düzenin kendisinedir. Sizin cebinize girmesi gereken para, sizin hakkınız olan alın terinizin karşılığı bir avuç azınlığa teslim ediliyorsa orada bir sömürü var dedik. Bizim kaygılarımız var, endişelerimiz var. Sizin hakkınızı savunma gayretimiz var. Sizin hakkınız olanın başkalarına peşkeş çekilmesinin önünde durma niyetimiz var. Bundan dolayı biz bir gayretin içerisindeyiz. İnsanlarımız akşamlara kadar çalışıyor, bir ay boyunca çalışıyor ancak ayın sonunda alının terinin karşılığını alamıyor. Bizim yaşamış olduğumuz bu yokluk, bu fakirlik, bu açlık bir mecburiyet değil. Bugün Türkiye'nin kaynakları, Türkiye'nin potansiyeli bütünüyle kullanılması durumunda Türkiye'de yaşayan bütün insanlarımıza çok rahat yetebilecek imkanlara sahip. Gerçekten Türkiye'mizin kaynakları verimli olarak değerlendirilmiş olsa, milli gelirimiz artırılmış olsa, herkese eşit olarak paylaşılmış olsa, bir ailenin aylık gelirinin 20-25 bin liradan aşağı olma imkan ve ihtimali yoktur. Ama kurdukları sistemden, düzenden dolayı biz bu durumları elbette ki yaşayamıyoruz. Eskiden benim de babam memur emeklisidir. Biz 5 erkek kardeşiz. Bizim babalarımız memur olarak aldıklarının neticesinde birikim yaparak çocuklarını evlendirdiler, ev aldılar, araba aldılar. Şimdi herhangi bir çalışan, asgari ücretli veya bir memur, bir insan gelirinden bir birikim yapıp ayın sonunu getirmeyi bırakıp getirdikten sonra birikim yaparak gidip biraz kredi alarak bir ev alma ihtimali kaldı mı? Bir araba alma ihtimali kaldı mı? Kalmadı. Bunun sebebi ne? İşte bunun sebebi var olan sömürü sistemidir. Konuştuğum husus şudur. Bu topraklarda yeterli kaynağımız vardır, potansiyelimiz vardır. Açlık, fakirlik, yoksulluk, işsizlik, bankaların kölesi haline gelme durumumuz bir mecburiyet değildir. Sadece bizim hakkımız olan çalındığı için bir avuç azınlığa peşkeş çekildiğinden dolayı sen elektrik faturalarını ödeyemiyoruz, kredilerini ödeyemiyoruz, ayın sonunu getiremiyoruz. Saadet Partisi olarak diyoruz ki sen sömürülme. Senin cebine girmesi gereken para bir avuç azınlığa peşkeş çekilmesin. Buna müsaade etme. Buna sen de karşı gel diyor. Bizim sadece söylediğimiz şeyler bunlar.